mısınız? Şey, şu yeri koysan falan ister misin? Yok yok, sıkıntı yok. Bizim ev... İster, ben temizlik yapayım. Evet, o doğru. Siz de iyi bilirsiniz. Şurada da var. Hı? Şurada da var, ortada. Nerede? Tamam. Bir dakika. Tamam, onu al abi. Ha, büyük. Ha, tamam. Beni tanıştırayım size. dolap aldırdık. Ay. Ya bunu kurmadan çıkarttırmadık evden dışarıya. Yem vereceğim mi ona da? Yem var. Tamam, çok şey. Bunu da katar mısınız? Pandemi sürecinde kendimi hayvanlara verdim. Hayvanlarla uğraşıyorum. Kuluçka makinesi yaptım. TRT belgeselde işte civcivleri falan gördüm. Benim de aklıma bir fikir geldi. Ben de civciv istiyordum. Ondan sonra kendime kuluçka makinesi yaptım ve civcivlerim oldu. Önce internetten termostat, nem ölçer, derece ölçer ve fan ve biyole aldım. Ondan sonra balıkçıdan sıfır aldım ve öyle yaptım. İlk dediler ki bence çıkmaz dediler. Ondan sonra ben de dedim ki ben çıkartırım. Kendime uğraşacak bir iş bulurum dedim. Ondan sonra babama aldırdım ve sonunda 21 günün sonunda çıktı. İlk bir tane civcivim çıktı, adını Hikaz koydum. Ondan sonra devamı geldi. Büyüyünce pilot olmak istiyorum. Pilot olup kendime bir çiftlik kuracağım. Daha öncesinden sevdiği birkaç hayvanı vardı, onları almıştık ama ona çok yeterli gelmedi. Hani bir kuşu var, bir kaplumbağası, balıkları var. Bir de kendim üreteyim diye bir şey düşündük kendince. İşte bir acaba civcivleri hep alıyorlar, büyütüyorlar. Acaba ben civciv kendim çıkarabilir miyim? Ya bana ilkim çok inandırıcı gelmedi. O da öyle bir şeye girişti. Sonrasında işte videolarla aldırdı bana malzemelerini. Ben de işte hiçbir şeyine tereddüt etmeden aldım. Kuluçka makinesini kurdu.
Yumurtalar da kurduk. Öyle bir şeye başladı aktif olaraktan. Yumurtaları çıkarayım şeyiyle, hevesiyle. Öyle 18 gün saydı, nemini, ısısını ayarladı. Sonraki ısı nemi arttırıp 21. gününü tamamladı. Daha sonrasında hani ben bu sürede yani çok yumurtalardan kuşka makinesini yapsa da çıkabileceğini açıkçası düşünmemiştim. Öyle bir tanesini çıkardı. Sonra ertesi gün 3-4 tanesi daha çıkınca gerçekten ben de hani takdir ettim. Hani böyle bir şeyi kendi başına, yani çünkü bunu erişkin insanlar bile çok deneyip de çıkaramadığı halde bir makine değil de kendisinin kurduğu, birkaç tane malzemeyle kendisinin kurduğu şeyle bunu yapabilmesi gerçekten yani benim için çok mutluluk verici bir şey. Yani biz de çok mutlu olduk. O kendisi çok çok aşırı derecede mutlu oldu. Ya biz ülke olarak ve sağlıkçılar olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre içerisinde de çocuğumuzla da açıkçası yeterince ilgilenemedik. Benim de bu sürede acil kaybım oldu. Biraz depresif bir dönem geçiriyordum. Ve benim doğum günümdü. İşten geldim, kapıyı çaldım. Yusuf beni civcivlerle karşıladı. Yani benim için çok büyük bir doğum günü hediyesi oldu ve çok mutlu oldum. İnanın depresyonum geçti diyebilirim yani o sürede. Hayata sanki yeniden bağlandım. Yusuf'un yaptığı bu kuluçka makinesi oldukça orijinal, oldukça özgün bir çalışma, kurgusu, tasarımı. Kendisini tebrik ediyoruz. Geçmişte de çalışmaları olduğunu öğrendik annesinden. Bu gelecekte de çok farklı çalışmalar yapacağını gösteriyor. Bizi ayrıca mutlu etti. Başarılar dileriz kendisine. Peki hocam. Yusuf okulumuzun akademik anlamda başarılı bir öğrencisi. Ayrıca hayvan sevgisi anlamında, merhamet anlamında gerçekten çok yetenekli, çok önemli bir öğrencimiz. Yusuf hayvan sevgisini gerçekten biz küçüklüğünden beri hayvan sevgisi olduğunu görmüş olduk. Yusuf da işte kuş besleme, kaplumbağa, balık ve en son civcivle ile ilgili yaptığı çalışmayı gerçekten takdir ediyoruz. İnşallah okul başlayınca pandemi sonrasında da Yusuf'u ödüllendirmeyi düşünmekteyiz.